aydınlanmaya devam ediyoruz. Aydınlandıkça soru soruyoruz. Soru sordukça da bunların en büyük korkusu soru soranlar. Üniversitelerden korkuyorlar ya. Hele bir de soru sorarsanız. Şimdi çıkıyor diyor ki Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı ki diyor. TRT Kurdi'ye çıktı. Ben de sorarım, TRT Kurdi kimin kanalı? Bunu sormadığınız sürece algı yaratmaya çalışıyorlar. O algıyı yok edeceksiniz. Soru sorarak. Algılarla sizi yönetiyorlar. Sadece ve sadece algı yaratıyorlar. Her şey çok güzel diyorlar. Pazara gitmeden. Hele bir pazara bir uğrayın. Bir sorun. Şimdi soracağım Foçalılara. Mikrofon tutacağım. Nasıl Foça'da hayat pahalılığı var mı yok mu anlatacaklar onlar. Hiçbir yere uğramadan sadece ve sadece algı yaratarak artık ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Algılarla ülke yönetilmez. Ülke gerçeklerle ortada. Enflasyonu ortada. Hayat pahalılığı ortada. Ev fiyatları ortada. Kira fiyatları ortada. Onun için her şey güzel değil. Değil. Siz de biliyorsunuz. Bütün Türkiye de biliyor. Sandık gelecek zaten. Karneyi verecekler orada. Şimdi, evet, bu arada Atol Behramoğlu'nun notları da uçuyor. Ben hemen onları sevgili Serhat, benim mikrofonu açar mısınız arkadaşlar ya? Açık açık. Değil abi, nerede? Şimdi açık. Şimdi bak, bana kapattırıyorsun bazen, bu, anlıyorum. Bu mikrofon yani, bu senin. Öyle mi? Bu mu? Evet tabii. Şimdi bak, sen bana pas verdin şimdi. Ben yani düşünüyordum, bir şeyler söyleyeceğim. Kanala bir zararım olur mu falan gibi. Sen şimdi benim söyleyebileceklerimden daha fazlasını söyledin abi. Ama müsaade edersen ben de biraz devam edeyim. Şöyle düşündüm. Bu programa gelirken söyleyeceğim bazı şeylerden biri şuydu. Arkadaşlar, ben yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var adlı bir şiir yazmış bir şairim, değil mi? Yani yaşama sevinciyle dolu. Düşünün, kaç yaşına gelmişim, buzuki öğreniyorum, piyano çalışıyorum. Hayata sevinçle doluyum. Ama bu insanlar bu ülkenin yakasını bırakıp gitmeden ölürsem mutsuz öleceğim. Mutsuz öleceğim. Bak, bunu tekrar ediyorum. Bunlar gitmeden şu yerde herhalde seçimler. Bunlar gitmeden ölürsem mutsuz öleceğim. Bak, tekrar ediyorum. Ve şimdi söyleyeceklerim hakaret değil, beddua. Hayır, hakaret değil, bak söylüyorum, ama hakaret demeyelim, değil. Hakaret ama beddua muhtemel olur yani. Beddua edeceğim. Yazıklar olsun size ya. Bu ülkeyi yaşanmaz hale getirdiniz, senin de söylediğin gibi. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun yani. Bak, bedduadır bu. Ve pazardan bahsettin ya, pazardan 2 kilo patatese 25 lira pazarda, 2 kilo soğana 25 lira, 1 kilo domatese 15 lira verip de hala bunlara oy verenlere de 1000 kere yazıklar olsun. Buyurun. Neyse, sakin olacağız. Zaten Atol Behramoğlu, sandık geliyor zaten. Sandık geliyor. Her şeyin çaresi o sandıkta atılacak olan oyda. Herhalde. Gizlidir. Tamam. Tabii. Oyda gizlidir. Tabii, kesinlikle. O net bir şekilde gelecek. Atol abi de hem ölmeyecek, Allah uzun ömürler versin, İnşallah. Hem de mutlu olacak. Çünkü sandıkta güller açacak. Atol Behramoğlu İnşallah. Mutlu olacak, biz mutlu olacağız, çocuklarımız mutlu olacak. Öyle olacak. Şimdi Atol Behramoğlu, tabii hayat pahalılığı bu elbette ki canımızı sıkıyor, tadımızı kaçırıyor, ama şimdi Atol Behramoğlu 1982'de yazdığı bir not var. Kendi güncesinde yazmış. O notlardan bir bölümünü okuyacağım ben şimdi. Sadece hayat pahalılığı değil tabii ki yaşadığımız sıkıntılar. Sadece hayat pahalılığı değil. Cezaevi notları. Bu cezaevi 15 Ağustos 1982'de yazmış. Elbette ki ekonomi iyi olacak. Hayat pahalılığından kurtulmalıyız. Ama bir de demokrasi olacak. Fikir ve insan hakları olacak. Belki 100 yıldır tekrarlanıp duran bir senaryonun yeni aktörleri gibiyiz. 1982'de, 15 Ağustos 1982'de Maltepe yazmış. Askeri cezaevi. Maltepe askeri cezaevi. İyi ve akıllı insanlar belli dönemlerde hapse atılıyor, işsiz bırakılıyor, posaları çıkarılıyor ya da öldürülüyor. Türkiye'de aydının neredeyse değişmez yazgısı. Belki bu dönemin en önemli bir farkı, geniş kitlelere de bu acıların, evet, siyasal, ekonomik, Türkiye tarihinde bugüne kadar en büyük ölçüde yansımış olması. Yazmış sene 1982'de, cuntacıların, o Kenan Evren cuntacılarının darbesinden sonra yazmış. Aradan tam 40 sene geçmiş.
hala içerideler. Osman Kavala içeride, Mücella Hanım içeride. Selahattin içeride. Selahattin içeride. Tayfun Bey içeride. Fikir özgürlüğü, aydınların çektiği sıkıntılar devam edip duruyor. 100 yıldır, 140 yıldır devam ediyor Atol Behramoğlu'nun çizdiği kronolojiye Şimdi göre. Şimdi senin bu vesileyle bir cümle daha söylemezdim ama burada yani ortam var, müsait artık söylemeliyim. Ben bir akademisyenim, demin de söyledim. Üniversite hocasıyım. Yani benim Rus dili ve edebiyatı profesör olduğumu çok az kişi bilir. Ama hani İstanbul Üniversitesi'nden emekliyim ben profesör olarak ve devam ediyordum özel üniversitelerde. Şimdi adını söylemeyeceğim üniversitemin. Ona zarar gelmesini istemem. Ama baskı altında işime son verdiler. Birkaç hafta önce. Yani bir kürsüm artık elimden alındı. Baskı altında. Onların adını anmam. Yani üzüldüklerini biliyorum ama hala bu sıkıntılar her anlamda devam ediyor. İçeride ve dışarıda. Bunu da burada belirtmiş olayım. Müsaadenizle yani. Evet. Şimdi çoğu tehlikeyi aslında kendimiz de yaratıyoruz. İşte bir 15 Temmuz darbesi yaşandı. Dün yıl dönümüydü. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Tatsız bir geceydi ve meclis bile bombalandı ama bütün partiler mecliste tek yürek oldular. Hepsi hiçbir ayrım gözetmeden bütün partiler CHP'si, MHP'si, HDP'si, AK Partisi hepsi tek yürek oldular, karşı çıktılar. Ancak o günlere de nasıl geldiğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. İstediler de ne vermedik diyenler de unutulmamalı. Onun koşullarının yaratılmasına da izin verilmemesi gerekir diyoruz ve noktalıyorum ben. Bravo. Şimdi Serhat, Foça'nın güzelliklerini konuşalım artık. Ya Foça'dayız, biraz daha böyle neşeli olalım. Toplumun da buna ihtiyacı var. Toplum da güzellikleri istiyor. Ben şimdi sözü o zaman müzisyen kardeşlerime bırakayım. Hem onlar çalsınlar, hem sonra söylesinler. Sonra da başkan. Başkana sorularım vardı. O soruların hepsine tek tek cevap verecek başkan. Arada hazırlandı. Arkadaşlar sözü size bırakıyorum. Bir sanat müziği şarkısıyla geliyorlar. Siz çalmaya devam edebilirsiniz. Ben mesajlar da geliyor bu arada. Cennet ülkemizden konuklarımıza sevgiler diyor. Hayriye Başar göndermiş. Suna Akkaş Adana'dan sevgiler. Düzüçi Köy Enstitüsü'nden öğretmen, emekli öğretmenler izliyormuş. Onların selamları var. Biz de onlara Foça'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Mersin'den, Adıyaman'dan, İtalya'dan, Paris'ten, Köln'den gelen mesajlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bozüyük'ten izleyicinin göndermiş olduğu mesaj da var. Gel aman göreyim seni.
sor ise alır.